Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, akıllı insan olmanın alameti. Hazreti Ali, oğluna aslında herkese nasihat ederek buyuruyor ki, ey oğul, akıllı ol. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Ey oğul! Önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler, çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider. Bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaş, yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul! Yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan Rabbimiz, sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul! Bir kötülük işlediğin zaman ona dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahları niçin işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak o, günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana dönme ve tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar. İçinden bir şey istersen ne istediğini bilir. O gizliyi açık olan şey gibi bilir. İstediğini arz etmeden, içini ona dökmeden, dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden o bilir. İşlerinde muvaffak olmak için ona sığın. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz. Sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kâfi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan, kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiç kimse kurtaramaz. Ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdiden düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ey oğul! İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni aldatmasın. Dünya havlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başıboş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki, bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi, bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Bunlar dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar.
oynadılar, oynaştılar, fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman, cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler, pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İlim maldan daha hayırlıdır. İlim seni sen de malı korursun. İnsan malı kendisini korumak için toplar, fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Allah'la aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan, aç gözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa, kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi, akıllıya kavuşmaya denktir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur.